Ne olmuş ki anneciğim? Neymiş bu, bir bakalım. Evcil dağ gelinciğiymiş bu. Dağ gelinciği. Ay Lina. Onlar da işte. Çok değişik, hiç görmemiştim ben bunu Lina'cığım. Anneciğim o sarı. Oraya boru koymuşlar. Boru mu niye? Ben içinden gelip geçsinler diye. Galiba içine de yiyecek bir şeyler koymuşlar beslensinler diye Lina'cığım. Beslenmeleri için içine yiyecek koymuşlar. Evet ama hiç yemiyorlar. Girip çıkıp yiyorlardır onlar. Biraz tehlikeli işler yapıyorsun, düşebilirsin. İner misin? Hadi in anneciğim orada. Gel bir de... Ay Lina tavşan var, gel gel. Gel gel, koş koş. Koş anneciğim, önde bak burada. Alayım onu ben de. Alamazsın ki, cam var içeride. Hayır, yok. Bunda beyaz da var, bakar mısın? Çok güzeller. Hepsinde cam var. Niye? Sadece balıkları besleyebildik. Evet. Ona dokunabildik sadece. Cam olmasa bütün hayvanlar birbirine girer anneciğim. Öyle olmaz ki. Başka neler varmış bakalım. Ne? Lina, adrenalin dünyasına geldik. Ben şimdi işte biraz ürkmeye başladım. Ben de. Acaba ay Lina. Yılan var burada. Hiç bu kadar yakından yılan görmemiştik değil mi? Orada ne var? Lina burada da yılan. Benim en korktuğum hayvan buydu değil mi Lina? Babacığım beni alır mısın? Belgeselde bile izlemeye dayanamıyordum. Lina buradaki çok daha büyük. Bakar mısın kıvrım kıvrım? Karşıda bak, görebiliyorsun. Bak. Görüyor musun? Evet. Bakalım başka ne varmış? Bu neymiş böyle kutusuna girmiş? Leopar gekoymuş Lina'cığım bu. Ama görünmüyor şu an içeride. Sadece ayaklarını görebiliyoruz değil mi? Evet. Evet. Gel bak. Ay Lina, burada da iki tane yılan var. Ay buralardan çıkacak gibi geliyor bana. Lina'cığım. Korktum ve ağaçmış ya. Anneciğim pitona geldik. 9 metre. Of keşke bir sürünse de görsek değil mi? Evet nerede? 9 metreymiş Lina'cığım bu, 9 metre. Yukarıda kızım mı? Gel. Evet. Kafası bakmıyorsun ki. Senin yaklaşık 7-7,5 kat daha uzunluğunda Lina. Gördün mü? Evet. Gördün mü anneciğim? Korkunç biraz değil mi? Lina şunun büyüklüğüne bakar mısın Lina? Pitonmuş. Ay Lina. Pitonlar çok tehlikeli biliyor musun? Evet. Piton kızım bak burada da var. Piton balıkların şey yılanları ne yapıyormuş biliyor musun Lina? Ne yapıyormuş? Evde besleyen sahiplerini bir ay boyunca yemek yemiyorlarmış. Midelerini boş bırakıp sahiplerini yiyorlarmış. Onun için çok tehlikeli bunlar. Kurbağalar bu arada Lina. Çok acıktın artık. Artık gidelim mi? Hayır. Lina tarantula varmış burada. Ay Lina. Dev örümcek. Korktun mu anneciğim? Ama bunlar cam mekanın içinde olduğu için biz buradan rahatlıkla izleyebiliyoruz. Burada da bir tane, iki tane. Yılan var. Evet, ikisi de ağaca girmiş, yatıyorlar. Ama görünmüyorlar. Evet anneciğim. Bu taraftan gidelim. Hadi buradan gidelim anneciğim, biraz da gel. Burada da iguana varmış Lina. Evet, Survivor'da görüyorduk galiba değil mi? İzlerken. İguanaları. Görüyor muyduk? Yanlış mı hatırlıyorum? Görüyorduk evet. Yeşil alanı var bak ağaçta. Bakalım ona da bakalım babası. Yukarıda bak burada var. Ağaca çıkmış. Ağaç da uyuyor anneciğim. Biraz yakınlaştıralım da. Lan biraz parlıyor, görünmüyor ama. Ama bu çok tatlı görünüyor Lina. Uyanlara bakalım mı? Burada ne var acaba? Su var anneciğim.
Aa, burada. Biraz da. Bana bakacağım. Beni de al bakalım. Babası kaldır, Lina da görsün. Şu tarafta kızım bak. Bak bakalım. O yılan kenarda. Mı? Varanmış kızım. Kertenkele gibi bir şey. Şurada da var. Ne varmış burada? Burada ne varmış? Göremedik henüz. Ay yukarıda. Acaba var. Nereye gir? Ay bak. Bu sol ne? Tarafta. Bu kertenkele gibi bir şey. Bu da iguana. İguana mı? İguanaya benzemiyor. Ha, iguana değil. Ejdermiş, yakalı. Yakalı ejdermiş, evet. Evet, biz de bilmediğimiz hayvanları burada görmüş, öğrenmiş olduk değil mi anneciğim? Bu arada Ankara'da hayvanat bahçesini kaldırmışlar. Bizi buradan izleyen, dinleyen olursa lütfen buna bir el koysun. Benim kızım hala hayvanat bahçesi göremedi. Çıkıyorum, kertenkeleye benziyor. Bu da Gila canavarıymış. Gel bakalım burada ne var? Burada. Sanki şeylerin üstünde, derisinin üstünde de siyah olan yerlerde boncuk taşlar var gibi. Evet, boncuk taşlar var gibi değil mi Lina? Hayvanın derisi öyle. Derisi işte boncuklarla işlenmiş gibi görünüyor. İşte üstünde öyle görünüyor anneciğim. Bunun içinde de kesin bir şey vardır ama nereye kaybolmuştur bilemeyiz. Kertenkele. Kuyruklu kertenkeleymiş ama biz göremiyoruz. Belki siz ekrandan görebilirsiniz. Şöyle çevirelim. Ben gördüm. Gördün mü anneciğim? Nerede gördün anneciğim? Ben göremedim. İşte orada. Burada ne varmış? Ay Lina. Basilisk. Al bakalım sana. Yeşil basiliskmiş. Hey, bunun görüntüsü tatlıymış. Kurbağa gibi. Bu neymiş? Neymiş bu? Çukuvallaymış. Evet, biraz kurbağaya çok benziyor. Evet, tuz mağarasına geldik. Burada bir tuz mağarası varmış. Girer misin anneciğim? Burası biraz karanlık ama tuzdan yapılmış bütün duvarları, her şeyleri. Güzel de bir müzik çalıyor. Köşeleri de ışıklandırmışlar. Küçük tuzdan bir mağara. Neyin içinde anneciğim? İçinde ne var? Tuz anneciğim. Buranın her yeri tuzdan yapılmış. Ama içinde ne var? Hiçbir şey yok. Tuz. Hani zaman... senin tuzdan bir gece lamban var ya. Evet. Onun gibi bir şey. Hadi başka ne varmış? Biraz daha bakalım dışarıdan. Gel anneciğim. Benimki. Kapıyı da kapatalım. Hayır, kapatmayalım. İnsanlar giriyor anneciğim. Gel. Evet. Gel bakalım. Burası bayağı büyükmüş gerçekten. Anne. Gez bitmiyor. Şimdi bu cam mekanın içinde değil, dışarıda. Ama tabii ki bu maketini yapmışlar. O yüzden böyle yaklaşabiliyoruz. Hatta dokunayım mı acaba? Evet, dokunabiliyorum ben. Bu neymiş? Gelincik. Gelincik miymiş anneciğim? Ha, bunu görmüştük zaten değil mi? Hadi gel artık. Başka şeylere de bakalım. Biz burada bir de sülünler gördük. Rengarenk ve çok tatlılar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Sarı saçlı. Sarı saçlı, evet. Tüyleri ama saç gibi, bakar mısınız? Röfle gibi. Değil mi Lina? Annenin saçları gibi sarı sarı mı olmuş? Ne oldu anneciğim? Geçecek şimdi. Ne oldu tatlım? Lina kafayı tonklamış. Ama olabilir, geçecek şimdi. Hadi bakalım başka şeyleri de. Alt kata da bakalım Linacığım, gel. Evet, hadi koş bakalım. Koş anneciğim. Bir de alt kata bakalım. Şimdi aşağı iniyoruz. Aşağıda da timsah ve köpek balıkları varmış. Biraz da onlara bakacağız. Değil mi Linacığım? Heyecanlanıyorum, insene. İşte orada. Yürüyen merdivenlerde zıplamak tehlikeli Lina. Önüne bak anneciğim, önüne bak. Önüne bak, evet. Bak burada timsah, gel şöyle. Neredeymiş? Lina gel. Koş anneciğim. Evet. Büyük bir havuz ve kocaman bir timsah var anneciğim. Evet, biraz uzakta görünüyor. Şöyle büyütelim bakalım. Oo Linacığım, gerçekten çok uzun ve çok büyük. Timsahlar bizi bir lokmada yiyebilir herhalde değil mi? Anne, yılancık. Yılancık değil anneciğim, o timsah. Bak yakınlaştıralım, arkadaşlar da görsün.
Bak hemen bak burada da küçüğü varmış. Bakar mısın? Ay yeşil gözlüymüş. Ne kadar güzelmiş gözü. Kendisi çok güzel görünmüyor ama gözleri güzelmiş. Yuvarlak bir akvaryum gördük. İçi balıklarla dolu. Lina bugün çeşit çeşit hayvanlar gördü değil mi Linacığım? Şimdi tünele giriyoruz. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Devam et Linacığım. Devam et Lina. Oo, işte şimdi akvaryumun içinden geçiyoruz resmen. Sağımız, solumuz, her yerimiz akvaryum dolu. Balıklarla dolu pardon. Lina. Evet, çok fazla giriş çıkış var. Tünel yapmışlar. Anneciğim ne gördün? Ne gördün? Bakalım arkadaşlar da görsün. Kocaman bir balık var. Bu arada balık yiyor musunuz siz arkadaşlar? Ben yemiyorum. Aa, Lina seviyor. Böyle dediğine bakmayın. Seviyorum. Küçük balıkları daha çok seviyor. Evet. Hamsi, istavrit. Ama biz hepsini seviyoruz değil mi? Bakalım. Şöyle bakarak gidelim. Görüntü ekrandan tam olarak çıkmıyor ama bu geçtiğimiz yerin görüntüsü gerçekten çok güzelmiş. Sana soramayacağım anne. Bir şey var. Ne var anneciğim? Arkasından geziniyor. Söyleyeyim. Söyle anneciğim. Ne gördün? Evet, geriye doğru gitmeyelim ama sen öndekileri tanıt arkadaşlarına. Burada da bir tane kesilmiş yılan balığı var. Neymiş burası anneciğim? Yılanın. Tünelin çıkışıymış burası, artık çıkıyoruz. Çıkıyoruz bakalım, bizi burada bir şey bekliyor mu? Hala devam ediyor. Hala devam ediyor tünelimiz. Evet. Köpek balıklardan. Köpek balığı değil bu galiba. Ne? Ben de bilmiyorum neymiş, bir bakalım. Baba. Bakalım neymiş. Orfoz, dev orfoz. Dev orfozmuş. Babacığım. Bu ne? İçine de çok güzel bir sandık koymuşlar. Evet, köpek balıklarına geldik. Gösterelim. Ekrandan çok küçük görünüyor ama normalde çok büyükler. Evet. Değil mi? Camlar tüm sekiz küçük, yüzde 40 küçük gösteriyor. Evet. Ama görüntüsü çok güzel. Biz çok sevdik burayı. Şöyle dişlerini bir yakından görelim değil mi? Bunların dişleri çok keskin oluyor ve ağızlarını açtığında çok büyük. Ağzını açıp direkt insanı yutabiliyorlar. Değil mi Lina?